Herkese merhaba. Ben Cey Sadık. Bugün sizlere barok sanatı anlatacağım. Barok resim sanatını anlatacağım. Geçtiğimiz hafta maniyerizmden konuşmuştuk. Maniyerizm çok coşkulu bir sanattı. Çok renkli, çok ışıklı, yer çekiminin olmadığı, anatominin çok bozulduğu, deformasyonun bolca yer verilen ve figürleriyle yığınlar oluşturan bir dönemdi. Ve Manierist dönem aslında Michelangelo'nun mahşer sahnesiyle tam anlamıyla başladı dedik. Daha önce Adem'in ruhun üflenmesi yine Sistine Şapel'in içine yaptığı ve bir ön Manierizm diyebileceğimiz bazıları ee, bazılarını yüksek Rönesans olarak da nitelendirdiği ama aslında bugün daha bakıldığında yeni güncel kaynaklara bakıldığında Manierizm olarak geçen sanat dönemiydi. Şimdi sanat dönemleri akımları ayrımı da şöyle. Modern sanattakiler akım. Yani manierizm e, bir akım değil. Bir dönem. Empresyonizm bir akım. Ekspresyonizm bir akım. Yani 1863'ten sonrakiler akım. Daha öncekiler bu Rönesans bir dönem mesela. Çünkü işte bir manifesto etrafında toplanmıyorlar. Belli fikirler etrafında e, oturup düşünüp. Manifestolar yayınlayıp tezler makaleler yazmıyorlar bu konuyla ilgili ya da çalışmalarını bu anlamda yapmıyorlar bir birlik beraberlik yok dönem daha serbest bir şey ee, geçtiğimiz haftalarda da incelediğimiz mesela işte Rönesans İtalya'da bambaşka kuzeye gidiyoruz çok başka özellikleri ortaya çıkıyor gibi şimdi burada da Barok sanattan bahsedeceğiz Barok sanat genel olarak herkesin karanlık sanat olarak da bildiği yoğun gölge ışık oyunlarına yer veren bir dönem bu dönemi size şöyle özetleyeyim benim için sanat bir başkaldırıdır. Hatta YouTube'da bir TEDx konuşmam da var. Orada da sanatın bir baş kaldırı olduğunu, bütün dönemlerin ve akımların bir öncekine e, tepki ortaya koyduğunu ve bir önceki dönemle bir sonraki dönem arasında köprü görevi gördüğünü söylemiştim. Şimdi biz burada barok sanata bakacağız ve bundan sonraki bölüm kuzey barok sanatına bakacağız. Ondan sonraki bölümde de Rokoko'ya baktığımız zaman barok sanat maniyerizmle Rokoko arasında nasıl bir köprü olmuş bunu da göreceğiz bu videolar sayesinde. Şimdi barok sanat nasıl ortaya çıktı? Aslında Michelangelo merisi de Caravaggio'nun. Yani Caravaggio köyünde doğduğu için ona böyle diyoruz. Asıl adı Michelangelo. Michelangelo merisi de Caravaggio. Yani adını doğduğu köyden alıyor. Caravaggio'lu Michelangelo. Eski Michelangelo'dan, Manierist dönemin büyük üstadı Michelangelo'dan onu ayırmak için Michelangelo'ya doğduğu köyün ismiyle hitap ediyoruz. Caravaggio olarak. Şimdi Caravaggio bu dönemi buluyor ama şimdi bunun biraz da e, arka planı var. Yani sadece Caravaggio bir anda resimler yapmaya başladı ve bir anda barok sanat başladı değil. Genel olarak barok resim sanatını şekillendiren kişi Caravaggio ama bundan önce belli düşünceler var. Caravaggio'dan önce biraz genel olarak Avrupa'nın tarihine bakmamız lazım. Avrupa bu dönemde çok sancılı bir süreçten geçiyor. Mesela, e, kilise ikiye bölünüyor. Katolik Kilise ve Protestan Kilise diye. Buna sebep olan kişilerin başında da Martin Luther geliyor. Martin Luther Alman bir keşiş, teolog, üniversite profesörü ve Protestanlığın da babası olarak kabul ediliyor. Ve e, Luther'e göre Katolik inancının e, kurumsallaşmış aldatma yöntemi sanat aracılığıyla yapılıyor. Yani ne demeye çalışıyor? Kilise resimleri heykelleri propaganda amacıyla destekliyor diyor. Ve biz aslında bu ikonlara tapıyoruz diyor. Ve bir ikonoklazm başlatıyor. Aslında buna ikonoklazm demek de yanlış. Çünkü ikonoklazm tam olarak e, ikona kırıcılık demektir. Protestanlar ikonaları kırmıyorlar. Yani hali hazırda olan e, İncil ve Tevrat resimlerini yok etme gibi bir çabaları yok. Sadece diyorlar ki biz protestanlar olarak İsa'nın havarilerin, Meryemlerin resmini yapmayacağız. Mesela o yüzden Protestanlığın yaygın olduğu bölgelere baktığınızda kiliselerin içinde resim görmezsiniz. Çok sadedir. Çünkü orası Protestan bir kilisedir ve Protestanlık imge yasağını getirmiştir. Yani İsa'yı, havarileri, kutsal kişileri tasvir etmezler Protestanlar. Ve bu anlamda Martin Luther'in başlattığı bu reform hareketine karşılık olarak Katolik Kilisesi de karşı reform hareketi başlatıyor. Diyorlar ki Martin Luther sanatı eğer kısıtlıyorsa, e, dini resimleri, tasvirleri, heykelleri kısıtlıyorsa, o zaman biz de daha çok sponsor olalım, biz de daha çok destek olalım. Ve Vatikan burada Roma'nın merkezinde bir sponsorluk görevi üstlenmeye başlıyor. Biz bunlara mesen diyoruz. Bunu Rönesans bölümünde de biraz konuşmuştuk. Yani mesenler. Finanse eden, sanatçılara para veren, onlara heykel yaptıran, onlara resim yaptıran kişiler aslında. Şimdi burada çok önemli kardinaller de Kardinal Spione Borgoze mesela yine karavacı için çok önemli. Kardinal Dermonte karavacı için çok önemli. Bu dönemde Roma tam bir kaos içinde. Çünkü zengin çok zengin, fakir çok fakir ve o zenginler e, fakirleri görmezden gelerek yaşıyorlar, saraylarında yaşıyorlar. Ve bu zenginlerin hepsi kim? Din adamları aslında. Fakirler kim? Sanatçılar. Mesela ressamlık, taşlık bunlar çok aşağı meslekler sayıldığı gibi. Sokaklarda yüzlerce e, işsiz ressam ve taş var. Ve aslında bu gerçekten çok korkutucu bir dönem. Ve e, bu dönemin tarih kaydedicileri şöyle notlar almışlar. Eğer yolda, sokakta biriyle es kaza böyle göz göze gelirseniz boğazınız kesilebilir diye. Şimdi böyle bir ortam düşünün. Sadece işte dinin konuşulduğu bir Vatikan var. Orada lüks içinde yaşıyorlar. Saraylarda yaşıyorlar. Siz halk olarak e, ötekileştirilmişsiniz. Ve Roma'nın arka ve karanlık, tehlikeli sokaklarında yaşıyorsunuz. Caravaggio, e, bu hikayesini çok Caravaggio merkezinde anlatmayacağım. Ama Caravaggio Roma'ya geldiğinde zaten kimsesizdir. Kimsesi yoktur. Geri kalan 4-5 kardeşinden hiçbir daha haber alamaz. Sadece bir tanesiyle daha sonra bir iletişime giriyor. Ve doğduğunda zaten ailesinin yani 5 yaşındayken ailesinin çok büyük bir kısmını kaybediyor kara vebadan. 18'li yaşlarında annesini de kaybedince bir anda Roma'da karşımıza çıkıyor. Ve Roma'da onun yaptığı resimler barok sanatı şekillendiren resimler oluyor. Şimdi barok sanat Dediğim gibi kilisenin de çok büyük desteğini alıyor. Neden? Çünkü bunlar e, propaganda amacıyla yapılan resimler. Ve o yüzden izleyiciyi çok yoğun bir şekilde etkilemesi amaçlanan resimler. Yani izleyici duygusal açıdan etkileşime geçmeli eserle. Bu yüzden barok resimler aşırı teatral ve çok duygusaldır. Barok dönemde sanat e, insanları belli bir ideoloji çevresinde toparlama amacı görüyor aslında. Ve izleyicinin duygusal yönüne hitap etmeye çalışarak çok teatral ifadelere, mesela şu anda da ekranda gördüğünüz resimlerde teatral ifadelere dikkat edin. Oyuncular aslında daha doğrusu figürler, oyuncular gibi çok büyük mimikler, ifadeler kullanıyorlar resim sanatında. Ve derinlik ilüzyonlarına yer veriliyor. Mesela resimlerde arka planda perdeler görmeniz, çok yoğun kıvrımlar görmeniz resmi daha hareketli ve daha dinamik göstermek için kullanılıyor. Çok abartılı formlara başvurulduğunu görüyorsunuz. Eserlerin formunda da genel bir duygusallık hakim. Biz onları izliyoruz ya. E, kendi duygularımız da onları izlerken harekete geçsin diye tasarlanan resimler aslında bunlar. Ve dünyanın bir sahne olduğu anlayışı var. Ben barok resmi anlatırken genelde seminerlerimde şu şekilde anlatıyorum. Hepiniz gittiniz bir tiyatroda oturuyorsunuz ama o tiyatro 17. yüzyıl tiyatrosu. Ve böyle belki meşalelerle, kandillerle aydınlatılan bir tiyatro. En önden oturuyorsunuz ve sahnede o gölge ışığın arasında, yoğun gölge ışığın arasında kalmış oyuncuları ve onların mimiklerini, abartılı e, teatral ifadelerini e, çok rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. O hisse kapılırsınız barok eserleri izlerken. Yaşamın değişik dramatik yönlerini e, yakalamak istemiş ve değişik açılardan ele alınan ilginç formlar aracılığıyla da izleyiciye bir şekilde aktarılmış. Şimdi resimlerde genellikle zamanın geçiciliği özelliğini de görürsünüz. Yani resimde an vardır. Mesela Rönesans'ta da an vardı. Hemen mesela döndük son akşam yemeğine. Son akşam yemeğinde ne vardı? İçinizden birisi beni ele verdi diyordu İsa. Ve o anda Sofra karışıyordu. Seni kim ele verdi? Ben mele verdim. Sen mele verdin. Bunu tartışmasını yapıyorlardı. Ama yine de sahne nasıldır son akşam yemeğinde? Çok dinamik midir? Hayır. Statik ve anıtsaldır. Ancak barokta böyle bir şey söz konusu değil. Barokta bardaklar devrilir, insanlar çığlık atar. Sürekli yani e, hareket devam edecekmiş hissine kapılırsınız. Yoğun kıvrımlar ve o yoğun kıvrımlar arasında atılan incelikli gölgeler hareketi daha da öne çıkartma amacı taşır. Sonsuz kıvrımlar oluşturan bir sanat bu. Çok tiyatral bir sanat ve gölge ışık çok önemli. Ama mesela bundan sonraki videoda çok daha gölge ışığın sade ve daha realist çalışıldığı örnekleri de göstereceğim. Onlar zaten daha kuzeyde gerçekleşen örnekler. Alman bir filozof var Leibniz diyor ki Tintoretto ve Caravaggio tabloya hazırlarken tebeşirden veya alçıdan beyaz bir zemin yerine Kızıl kahve karanlık bir zemin kullanırlar. Bu karanlık zemine en yoğun gölgeleri yerleştirirler ve doğrudan gölgelerin içine girerek resimlerini yaparlar. Tablonun statüsü değişir. Şeyler arka plandan gelirler. Figürler konturlarla değil, örtülmüşlükleriyle belirlenirler. Yani kontur dediğimiz figürlerin dış hatlarını belirlemeye yarayan çizgiler. Bu çizgiler yok diyor Barok sanatta ve örtülmüşler çok gerçekçi gözüküyorlar. O yoğun kıyafetlerin altında sanki sürekli hareket ediyormuş gibi gözüküyorlar. Ve ışık nereden ve nasıl gelir? Karanlıkların içindeki bir yarıktan süzülüyor gibi gelir ve figürlerin üzerine teatral bir şekilde yine düşer. Dünyanın ne diyoruz? Bir sahne olduğu anlayışı vardı Barok sanatta. Caravaggio 19 yaşında Roma'ya geldiğinde yavaş yavaş manierist anlayışın tam zıttında barok anlayışta eserler ortaya koyuyor. Aslında barok adı da İspanyolca'da barukkadan yani şekli bozuk incilerden geliyor. Bu daha sonraki yıllarda, daha sonraki yüzyıllarda barok mimari unsurlarıyla dalga geçmek için verilen bir isim aslında. Hani şekli bozuk inci. Neden? Çünkü mesela şu anda bir yapıyı getiriyoruz. Borromini'nin yapmış olduğu bir yapıyı getiriyoruz ekrana. Şimdi Borromini'nin yaptığı bu yapının en tepesine baktığımızda burada bir madalyon olduğunu görürsünüz. Şekli bozuk bir inci demiştik ya işte şekli bozuk inci o yumurtamsı bir form. Bu formlar barok mimaride de barok sanatın arması gibidirler. Bakın ön cepheye dalgalanıyor gibi gözüküyor. Yani barok sanatın hareketi ve estetiği aslında mimariye de bu şekilde yansıyor. Resim sanatında barok sanata barok sanat denmiyor. Çok uzun yıllar Caravaggiocu diyorlar ressamlar birbirlerine. Yani bu alanda Barok dönem eserleri ortaya koyan sanatçılar kendilerine aslında Caravaggiocu diyorlar. Ve Caravaggio ne yapıyor? 19 yaşında, 20'li yaşlarında Roma'da yaptığı ilk eserlerinde size anlattığım bu bütün özellikleri sergileyen resimler yapıyor. Ve bu resimleri yaparken kutsallığı bir kenara bırakıyor ve gökte olanı, göksel olan anlatıyı yeryüzüne indiriyor. Ve biz buraları biraz özet geçeceğim. Çünkü bu sefer tamamen bir Caravaggio videosuna dönmesin diye. Basitçe şunu söyleyeyim. Caravaggio bir e, çete lideridir aslında. Caravaggio bir suçludur. Cinayet işlemiştir. Gasp yapmıştır. Soygun yapmıştır. Profesyonel bir dolandırıcıdır. Çok iyi bir yalancıdır. Alkoliktir. Biseksüeldir. Roma'nın en azılı çetesinin lideri. Next Benekmetu. Ümit yok korku yok diyorlar. Sloganları bu. Bravi adında bir çetenin lideri. Ve e, Caravaggio biraz Robin Hood gibi anlatılsa da aslında kötücül biri. E, biraz tuhaf bir karakter ve Mesela işte enginar yüzünden garson bıçaklaması, aşçının yüzünü kızgın yağ basması gibi çok fazla olayı var. Şimdi Caravaggio'nun olaylarını bir tarafa bırakalım. Caravaggio'nun sanata ve hayata bakış açısı zaten karanlık. Ve e, ee, biseksüel olduğunu niye söyledim? Şu ayrı bir detay. O dönemdeki ressamların çoğu geçinebilmek için bedenlerini de satıyorlardı. Ve, ve bu dönemde aslında erkek fahişelik durumu da söz konusuydu. Ve Caravaggio da geçinebilmek için hem günde 3 tane kopya resim yapıyor hem de bedenini satıyordu. Ve Caravaggio'nun yaptığı resimlerde de bu yüzden çok büyük bir gerçekçilik vardır aslında. Ne kadar teatral ya da olağanüstü dursa da sahne göksel olan yeryüzüne indirilmiştir. Ve bu yüzden Caravaggio çok cesur bir ressam olarak kabul edilir. Çünkü dinin bu kadar egemen olduğu bir dönemde kilisenin saçını başını yolmasına sebep olan insanların Caravaggio'ya saldırma noktasına gelen eserler ortaya koymuştur. Mesela şüpheci Thomas adlı eserine bakalım. Şimdi şüpheci Thomas'a baktığınızda yine bir İncil anlatısını Caravaggio daha olgun dönemlerinde ortaya koyuyor. Şimdi şüpheci Thomas'ta şöyle bir durum var. İsa'ya ve havarilere baktığımızda Rönesans'taki asil aristokrat havarileri ve İsa'yı görmüyorsunuz. Caravaggio bunları kimlerden model olarak yapıyor biliyor musunuz? Sokaktaki şarapçılardan. Sokaktaki şarapçıları ve dilencileri yani o Vatikan'ın görmezden geldiği insanları, arka sokağa attığı insanları Kutsal kişiler olarak yine Vatikan saraylarının duvarını asma fikri. Caravaggio sanatsal bir Robin Hood diyebiliriz biraz daha. Caravaggio burada ne yapıyor? Önce İncil anlatısına bakalım. Şimdi İncil'de e, Şüpheci Thomas olarak geçen bir metin var. Şüpheci Thomas metnini çok kısaca anlatayım yani ikonografisine ve basitçe anlatacağım. İsa öldükten sonra Üç gün duruyor ve üç gün sonra diriliyor. Lehit mezarı açıyor ve dışarı çıkıyor ve bir takım mucize daha gerçekleştiriyor. Bu mucizelerinden birinde havarileri bir mağarada bekliyorlar ve çok çaresiz bir haldeler. Ve çaresiz haldelerken bir anda İsa'nın ruhu içeri giriyor. O kapıyı açıyor. Mağara dediğim o da mağara. Kapıyı açıyor ve havarilerine diyor ki korkmayın benim krallığım bir gün yeniden dönecek. Ve o havariler... Çok şaşırıyorlar ama o havarilerin içinde o gün orada birisi yok o da Thomas. Ve Thomas ardından işte birkaç saat sonra olay yerine geldiğinde diğer havariler diyor ki sen çıktın İsa geldi bize böyle böyle dedi. E Thomas da doğal olarak inanmıyor ve diyor ki ellerimle ona dokunmadıkça gözlerimle onu görmedikçe ve böğründeki yaraya parmağımı sokmadıkça size inanmıyorum diyor. Böğründeki yaradan kastı ne burada? Aslında şu... İsa çarmıh derken Romalı askerlerden biri İsa'nın ölüp ölmediğini kontrol etmek için İsa'ya bir mızrak sapladı. Bu mızrak yarısından bahsediyor aslında Thomas. Ve o gece İsa tekrar geliyor Thomas yöneliyor ve İncil'de burada biraz daha sert bir üslup kullanılır. Yani biraz daha ünlemlerin havada uçuştuğu bir metin. Yani İsa direkt olarak gelir havarisi Thomas'ın bileğinden tutar. Der ki şüpheci olma inançlı ol. Al ellerini, koy ellerime. Al parmağını, sok böğürme der. Ve o anı e, sanki dondurmuş gibi, o anın fotoğrafını çekmiş gibi bizlere aktarıyor Caravaggio. Ve şunu yapmıyor. Hani Rönesans'ta idealize figürler var. İdealize figür ne demek? Mesela ben 70 yaşında bir Roma imparatoruyum. Kendimi e, işte heykel olarak yansıtırmak istediğim bir sanatçıya bir zanaatkara gittim Roma döneminde onlara biraz öyle bakıyorlardı. Ve Roma döneminde de mesela Roma klasik heykellerinde de aslında idealizedir imparatorların hepsinin heykeli. Yani imparatorlar 70 yaşında olsa çok zayıf ya da çok şişman da olsa çok yakışıklı ya da çok çirkin de olsa tek tipte. Ya böyle 20'li yaşlarında yakışıklı biraz bilge yani tam o kişiyi yansıtmaz o kişinin aslında daha çok ruhunu ya da karakterini yansıtan diyelim bir e, model çıkarır ortaya. Şimdi burada Rönesans da bunu yapıyordu ama dikkat ederseniz Barok bunu yapmıyor. Ve Caravaggio'nun bu gerçek hayata indirgeme düşüncesi, dini gerçek hayata indirgeme düşüncesi genç sanatçıları çok etkilese de kiliseyi baya e, bayağı bir kızdırdı. Ama kilise daha sonra bunu bir moda olarak kabul ediyor ve bunun önüne alamıyor. Ve barok sanat hızlı bir şekilde tüm Avrupa'da yayılıyor. Yani havalilere baktığımızda üstleri başları yırtılmış. Mesela bunlara Avrupalı sanat tarihçiler şey der. E, meraklı, yaşlı, cahil havariler der. Alınları kırışmış, burunları yanmış, çok şaşkınlar. Yaranın başına üşüşmüşler, ne oluyor falan diye. Yani bunların hepsi aslında e, Karavac'ın ona teatral özelliklerini sergilediği. Biraz daha halkla ne demiştik duygusal olarak bizi etkileyecek bir sahne. Siz size yakın olanla her gün sokakta gördüğünüzde Donatılmış bir sahneye baktığınızda bundan daha çok etkilenebilirsiniz. Mesela şöyle söyleyeyim yani çok idealize edilmiş, aşırı kutsanmış figürler, çok iyi ve çok güzel duran insanlar size kendinizi yakın hissettirmeyecek ve doğal olarak duygu durumunuz o esere geçmeyecek ya da o esere ya da o eser size vermek istediği duyguyu aktaramayacak. İşte barok sanatın en vurucu özelliği de burada. O Romalı halk bu eserleri gördüğünde etkilensin de yapılıyor. Ha bunların çoğu halk için mi yapılıyor? Orası da ayrı mesele. Tabii ki de halk için yapılmıyor. Bunlar özel şapellerde, kiliselerde sergilenmek için yapılıyor. Kiliselerde sergilendiği zaman gelip halk bunları ancak görebiliyor. Ve aslında barok sanatın bu karanlığı, gölge ışık yoğunluğu Teatralı ifadeleri pek çok sanatçı tarafından kullanılıyor. İtalya'da yine barok dönemin tek kadın ressamı olan Artemisa Gentileschi Segentileschi, Caravaggio'nun önemli bir takipçisidir. Yine onun babası Orazio öyle aynı şekilde. Guido Reni var. Yani pek çok barok ressamda e, mevcut yine Caravaggio'cu olarak geçen. Ve daha önce de önerdiğim bir kitap vardı. Nilüfer Öndi'nin barok resim ve heykel sanatından bu videoyu izledikten sonra çok daha Detaylı bilgiyi edinebilirsiniz. E, bu kitap baya bir işinize yarar ve Barok sanat aslında e, kısa süre sonra Karabinci 38 yaşında öldükten sonra önce İtalya'da çok şiddetli bir şekilde yayılıyor. Daha sonra da kuzey ülkelerine sıçrıyor e, ve özellikle de Hollanda'ya. Hollanda'ya sıçradığında Hollanda Barok sanatın özelliklerini çok farklı bir şekilde kullanacak. Mesela Karel van Marden var. Ee, bu bir tarihçi ve bir ressam. İtalya'ya gidiyor, Caravaggio'nun resimlerini görüyor. Bu resimlerle ilgili analizler yazıyor eskizler yapıyor ve bunu ülkesine götürüyor. Ve Hollanda'da herkes Caravaggio gibi resim yapmanın peşine düşüyor. Ve e, bütün genç ressamlara şu tavsiye ediliyor. Gidin İtalya Caravaggio'nun resimlerini görün ona benzer resimler yapın. Ve ilginçtir ki Caravaggio bu barok ışığı bulan kişi olmasına rağmen barok ışığı en tepe noktasına çıkaran kişi de Rembrandt'tır. ve e, ilginç olan nokta şu: Rembrandt asla ve asla Amsterdam'dan çıkıp da ya da Lahiden çıkıp da İtalya'ya gidip Caravaggio eserlerini görmeden bu ışığı yakalamıştır. O da Rembrandt'ın bir dehası. Haftaya Kuzey Barok döneminden bahsedeceğim. Ama e, bu konuyla ilgili derinleşmek istiyorsanız, mesela Özkan Eroğlu'nun hani biraz da Rönesans ve Barok. İki sanat anlayışının temeli nedir? Mesela Rönesans klasik Yunan heykel tıraşına Mesela Rönesans klasik Yunan heykellerine benzer ee, Rönesans heykelleri ee, Klasik Yunan heykellerini temel alırlar Ancak Helenizm vardır bir de Antik Yunan'da O Büyük İskender'in başlattığı o Helenizm akımı ile birlikte Ve Helenizm de aslında Barok sanatı etkiler Ve Antik Yunan'ın ee, Orta Çağ sonrasında, Rönesans ve sonrasında hala Avrupa'yı nasıl etkilediğini de bu kitapta çok güzel e, özet halinde bulabilirsiniz. Renkli bir kitap değil, ee, yani böyle renkli baskılı bir kitap değil. Görsel olarak siyah beyaz desteklenmiş, görsel içeriği de yeterli değil. Ama zaten biraz da e, kıyaslamalar yapmak biraz da sizin de hani bilgisayar başında açıp da kitaplar, kitabın içinde yer alan resimlere böyle yakından bakmanız Örnekleri araştırmanız e, gerekiyor ve bu aslında daha öğretici de oluyor diyebilirim Özkan Eroğlu'nun Rönesans ve Barok e, kitabını mutlaka tavsiye ederim Karavarcıo ile ilgili çok bahsettim Karavarcıo e, en sevdiğim ressam biliyorsunuz Şimdi şöyle başlayalım Caravaggio'nun bütün eserleri Sebastian Schütze'nin yazmış olduğu bir kitap. İngilizce bir kitap. Renkli baskılı, baskısı çok kaliteli ee, ve hani bol bol resimlere, analizlerine yer verilmiş. Ee, şöyle göstereyim. Ee, ve Caravaggio'nun hikayesi de detaylı bir şekilde anlatılmış. Mesela Caravaggio'nun evine bir dönem haciz geliyor ve haciz sırasında e, devlet görevlileri e, bütün evinden çıkanları not alıyorlar. Caravaggio'nun evinden çıkan her şeyin bile belgelendiği bir kitap. Konstantino Orasio'nun Caravaggio'nun sırrı sanatın gücü adlı kitabı tavsiye ederim. Ya yani Caravaggio'nun magazinsel yönlerini ele alan bir kitap. Caravaggio'nun resim analizlerini yapan bir kitap değil. Ha eserlerinden bahsetmiyor mu? Bahsediyor. E, Dedalus yayınlarından çıkan bir kitap. Eserlerinden çok detaylıca bahsetmiyor. Çok derin bilgi alamazsınız. Caravaggio ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa onları bulabilirsiniz. Bunu zaten gösterdik Andrew Dixon'ın yazmış olduğu Karavaca kitabı var Dinsel ve dünyevi bir hayat Karavaca'nın hayatı dinsel bir hayat değil Yaptığı resimler dinsel resimler ama hayatı tamamen dünyevi Ve dünya üzerine bir hayat Hayatı çok seviyormuş onu biraz okuduğunuzda fark edeceksiniz zaten İngilizceden çeviren de Bora Kamçes bu da aslında e, uzun uzun Caravaggio'nun bütün hayatını ele alan, renkli olarak desteklenmiş, basımı da son derece kaliteli olan e, bir kitap. Bunu da tavsiye ederim. Bunu da hani çok severek okumuştum. Onun dışında bir tane de Ümran Özbalcı Arya'nın Caravaggio kitabı var. E, bu kitap da yine görsel olarak desteklenmiş ve daha çok kısa kısa resim analizlerinin üzerine gitmiş bir yandan da hayat hikayesini anlatmış. Ha şunu da söyleyeyim hani yüzeysel bilgi istiyorsanız şöyle bir bakayım hani yaşamı ve çevresi vesaire bakın başka bir kitapta şu kadar anlatılıyorken bu kitapta çok kısa durulmuş mesela üstünde. Ee, ve hem dönemden hem tarihten de bahseden yani o dönemi öncesinde uzun uzun anlatan bir kitap diyebiliriz. Ve son tavsiye etmek istediğim kitap da aslında bir çizgi roman. Manara'nın yapmış olduğu bir Caravaggio kitabı. Ee, bir çizgi romanı diyeyim. Ee, son derece keyifli. Ee, ...hayatını ve eserlerini inceledikten sonra... ...aslında böyle oturup keyifle okuyabileceğiniz bir e, çizgi roman serisi. Caravaggio'nun hayatı hikayeleştirilmiş... ...ve e, çok da gördüğünüz gibi net bir şekilde, açık bir şekilde e, anlatılmış. Böyle bir iki saatte bitirebileceğiniz eğlenceli bir eser bu da. Caravaggio ile ilgili biraz daha hani... Her şeyi bir arada bulup tam anlayabileceğim bir e, kitap bulamamıştım. Ve aslında Caravaggio'yu yazma fikrim ya da Caravaggio'yu bu kadar anlatma fikrim de buradan gelişti. E, kendisi en sevdiğim ressam. Ve onu daha çok anlatabilmek için seminerler yaptım. Bu arada 2 saatlik e, sadece iki saat süren bir Caravaggio seminerim var. Onu da yine Köprü Atölye'den takip edebilirsiniz. Ya da Barok Atölyemiz var. 4 hafta boyunca barok sanat anlattığım e, İtalyan barok. Kuzey Barok yani Amsterdam bölgesinde Fransız Barok ve İspanyol Barok sanatı her ders 2 saat e, anlatıyorum ve aynı zamanda 2 hafta kayıtlı olarak izleyebiliyorsunuz bu dersleri. Bunları da Köprü Atölye'den takip edebilirsiniz ya da Barok sanat e, eğitimini istiyorsanız oraya bir e, mesaj çekebilirsiniz Köprü Atölye Instagram'ına, Twitter'ına, e, bana yani Sanatın tarihi ya da Celi da hesaplarına da yazabilirsiniz son olarak şunu da söyleyeyim. Uygarlığın Ayak İzleri Sanat Dehaları kitabımda da ben aslında şunu istedim. Caravaggio'yu derli toplu, herkesin net bir şekilde anlayabileceği bir Caravaggio serisi yazmak istedim. Bu anlamda da Caravaggio'nun ayrı bir bölümü var bu kitabımda. Merak edenler, ilgilenenler varsa ilk kitabım Sanat Dehaları Uygarlığın Ayak İzlerinden de Caravaggio ile ilgili detaylı bilgi edinebilirler. Haftaya Kuzey Barok Sanatı ile görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sanatla kalın.